Selamlar, merhaba. Ebrun'un Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 Aralık Cumartesi. Ee, sizlerle yine bitkilerimdeki gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Gayet güzel gelişmeler var. Beni mutlu edecek. Ee, eminim ki sizlerinkiler de öyledir. Arkadaşlarımıza bildirim gitsin. Önce bir e, toplanalım. Soru ve cevaplarınızı buradan yayın süresince bana soru sorarak e, sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Neredeyse hiç çiçeksiz orkiden kalmadı diyebilirim. Yemin etsem başım ağrımaz. E, hepsi dal verdi inşallah. Hepsi bakımlarımızın sonuçlarını cevaplarını verdi. Bunlar fidelerim. Bir yani çoğu artık e, yeni dallarını verdi ve İnşallah bu kış 2022'de dallı yeni ev çiçeklenmesi orkidelerimle sizlerin karşılarında olacağım. Şöyle merhabalar. Hoş geldiniz hepiniz. Evet. Hangini göstereyim bilmiyorum. Hepsinde yeni dallar gelişmelerimiz mevcut. Güzel yani burada günlerce Düzenli bir şekilde e, haberli habersiz yaptığımız yayınlar e, paylaşmış olduğum videolar sonucunda e, birçoğunuzun da görüyorum. Çok güzel gelişmeler var bitkilerimizde. Ben de sık sık paylaşıyorum. Tabii ki o kadar emek verdik. Bunları e, günde günde her gün paylaşmamızda bir sakınca görmüyorum. Yani ben. Çok keyif alıyorum. Umarım sizler de e, beğeniyorsunuzdur, keyif alıyorsunuzdur bunları izlerken. Renklerini hatırlamıyor olmam da çok hoş. Gerçekten e, tahmin etmek, e, eskiden çiçekli hallerini hatırlamaya çalışıyorum falan derken e, baya bir keyifli iş. Herkese tavsiye ederim. Öncelikle bir orkide alarak başlayın. Beyaz bir orkide olsun. İlk alacağınız orkide. Beyaz orkide çok dayanıklıdır ve her zaman bakımı Diğer renk orkidelere göre daha kolaydır. Bakın, e, bu da çok güçlü yine kökleri olsun, kendi olsun. Şu an bakın, e, sizlere bahsettiğim şu boğumlara, vazelin yani bunları söylüyorum, sizlere paylaşıyorum. Siz bitkiniz için en uygun olanı siz seçiyorsunuz boğumlarına şu şekilde vazelin sürerek ya da bir şekilde nemlendirerek boğumlardan dal da veriyor. Aynı zamanda yeni dallarını da veriyor. Evet, sorularınıza tek tek bakıyorum. Hepsine bakacağım. Aynen çok doğru söylüyorsunuz. Aynura'nın bir tane alın, gerisi zaten geliyor diyor. Gerçekten çok değişik bir hastalık ve ben bunu her zaman şöyle bir benzetme yapıyorum. Şu hani ee, şans oyunları oynar ya e, erkekler genelde bunun bir esprisi yapılır. İşte bu son bu son oynamayacağım artık işte altılıdır yok totodur lotodur. Aynı ona benziyor bu bir daha alacağım bir daha almayacağım diyorsun ama yok arkası kesilmiyor bunun ne yazık ki. Bu da yine şöyle karma karışık sarpa sarmış. Şuradan yine yeni bir dal. Bakalım ne çıkacak bilmiyoruz. Bunun rengini hatırlıyorum ama fuşya renk bir kız. Ve e, öldü diye ben bunu balkona atmıştım artık, kenara atmıştım. Evet, Safiye Eskin. Merhabalar, yeni yeni isimler görüyorum. Bugün sizin sorularınıza yer verelim istiyorum. Siz sorularınızı yöneltin. Yeni yılda da böyle daha çok sizin soru ve cevaplarınıza e, yönelik olsun istiyorum. Yapacağımız canlı yayınlar. Hem daha keyifli olur hem diğer arkadaşlarımız da faydalanmış olurlar yayında e, sorularımızı cevaplarken. Benim orkiden var ama pek canlı değil demişsiniz. Safiye Eskin. Yani köklerine bir kontrol edin. Köklerinde sıkıntı varsa orkide zaten canlı görünmez. Yaprakları da güzel görünmez. Buradan anlayabilirsiniz zaten bir sıkıntı olduğunu. Nurdane Kümeyit Çanakkale Bigay'a bizden de selamlar. Teşekkür ederim hepinize. Artık hepiniz alıştınız. Bunun bir canlı yayın olduğunu biliyorsunuz. Ama sonradan izleyen arkadaşlar bunu bir ee, şu an... Canlı çekim olduğunu ve sohbet eşliğinde bir yayın olduğunu bazen anlayamayabiliyorlar. Ve videolarımızı uzun buluyorlar. Buna ben bir çözüm bulamadım. 2-3 yıldır artık böyle devam etmeye karar verdim. Ayşe Hanım demiş ki, Ebru Hanım benim orkidemde orta taç yaprağında su damlası gibi kabarcıklar var. E, bitkinizi nem yağı, tesbih ağacı yağı diye aktarlarda satılıyor. Bunu e, temin edebilirsiniz. Nem yağı ile... Yapraklarını bir güzel silin ve kontrollerini çok güzel yapın. Bunun ismi bitkide ballanma diye. Bitki keyfi yerindeyken, yani sağlıklı ve sıhhatliyken yapabiliyor bunu. Bazen de unlu bit ve yani trips zararlı böceklerin habercisi olabiliyor. Ama tabii ki yine iş bizde düşüyor. Kontrolünü yapmak zorundayız. Merhabalar Emel Hanım, Feyzan Hanım hoş geldiniz. <laughs> Yukarıda da sorularımız vardı. Siz sorularınızı buradan yazabilirsiniz. Cevaplayacağım. Burada yetişemiyorsanız yorum kısmından da e, sorularınızı iletirseniz genellikle hepsine dönüş yapıyorum. Benim A101 orkidem var keyfi yerinde ama kökleri sığmamaya başladı. Evet bakın değişik değişik göreceli sorular geliyor. E, kökleri sığar. Siz onu hiç dert etmeyin. Benimki de sığmıyor. Bakın şu gösterdiğim artık yukarıya doğru ay yuka doğru çıkmaya başladı. Bakın yani benimki de sığmıyor. Ama e, keyfini şimdilik bozmayalım bence. Mart ayında bir çiçeklenmesi açsın. Bakalım çiçeklerini açsın. Çiçekleri dönemi geçsin. Mart ayında tekrar bir gözden geçirin bence. İsminizi söyleyemedim. Evim güneş görmüyor. Kış aylarında en aydınlık yerde bakıyorum. Gelişimi nasıl olur? Yani benimki de böyle en iyisi böyle bu şekilde. Bakın benim meraklı geldi. Camdan dışarıyı izliyor şimdi. Ee, ne yazık ki kuzey batı mı kuzey doğu mu bilmiyorum şimdi yanlış da söylemeyeyim. Ee, benimki de yani çok iyi e, tam gün ışığı almıyor evimin penceresi ama e, bir şekilde buna bir çözüm bulunabilir. Manisa'ya selamlar Şengül Hanım, Belkız Hanım yapacak bir şey yok benimki de böyle. Ee, olduğu kadar sevgimizle biz o eksikliği tamamlarız, takviye ederiz. Tuğba Sarıpınar demiş ki Ebru bana da bir cevap verir misiniz? Bir tanecik orkidem var yaprakları yumuşadı ne yaptıysam düzelmiyor demiş. 26 yaşında gencecik bir orkide yetiştiricisiyim demiş. Ee, onun yaşı olmaz her yaşta orkide sevilebilir. Ee, bu arada Allah hayırlı uzun ömürler versin ama... Ee, orkideniz için şunu söyleyebilirim. Köklerinde muhtemelen sıkıntı var. Yaprak yumuşamasının sebebi genellikle budur. Daha önce hiç çiçeklenme oldu mu bilmiyorum. Ee, bir eksiklik vardır. Görürsek daha iyi anlarız. Instagram üzerinden e, bunu bir resmini gönderebilirsiniz bana. Huri Danıcıoğlu. Merhaba Ebru Hanım demiş. Teşekkür ederim. Tomurcuğunda düşmeler var. Zübeyde Açan. Efendim. Şimdi bundan bir önceki videomda zannedersem tomurcuk düşmesi, kuruması, sararması bununla ilgili bir e, video paylaşmıştım, bunun sebeplerini anlatmıştım. Buradan e, tekrarlamama gerek var mı bilmiyorum. En büyük sıkıntısı yer değişikliği, ortam sıkı değişikliği ve e, çok az ışık aldığından, gün ışığından fazla faydalanamadığında, istifade edemediği zamanlarda bu tomurcuk dökmesi, sararmasını yaşayabiliyoruz. Ayşe Atik demiş ki ben tesbihi sildim, özlemliyorum bir de Ebru Hanım saksım kırık geldi çiçekli değiştiremiyorum stresi sokarım da de. değiştirmeyin. Bence o daha büyük bir e, sorun e, yaratabilir sizin için. Bence saksısını şimdilik değiştirmeyin ama e, o ballanmayı lütfen e, kontrol edin ve takip edin. Merhabalar selamlar demişsiniz teşekkür ederim. Bak şimdi Aynur Hanım diyor ki sizin odanız batıya bakıyor. Ebru Hanım akşamüstü güneşine bazen denk geliyoruz. Evet. Bilmiyorum ya. Kuzey batı o zaman. Sormak lazım. Nagihan Kara. Bakın yeni yeni isimler. Soru sorabilirsiniz. Hani e, istediğiniz şekilde bana ulaşabilirsiniz buradan da. Merhaba Ebru Hanım demiş. Orkidelerim açıyorlar ama bir dalda 3-4 çiçek oluyor fazla çiçek olmuyor bu da yine ışıkla alakalı bir de Mart ve Eylül aylarında böyle NPK gübresi diyorum ya ben size dala teşvik edici çünkü yeniden çiçeklenme döneme girdiğinde bu güce ve enerjiye ihtiyacı var bitkilerimizin bu takviyeleri yaparsak ve yeterli gün içerisinde en az bir 14-15 saat ışık alırsa bu daha iri ve daha sık çiçeklenmesini sağlayacaktır. Tuğba Sarıpınar hiç dal vesaire çıkartmadı yavru orkide demişsiniz. Zaten adı üzerinde yavru orkideler öncelikle bir kendilerini şöyle bir donanımını tamamlamak isterler. Bende de var mesela bunlar bu yıl vermeyecekler. Eğer bunu fide olarak satın aldıysanız bu almış olduğumuz fideler zaten söylüyorum. En azından evet çiçeklenen fideler görüyorum ben sizlerin paylaşımlarında en az en iyi ihtimalle 2 ya da 3 yıl içerisinde yeni bir dal verecektir bu fideler. Az önce saydığım şartları eğer sağlarsak yani e, şu an sağlıklı olduğuna köklerini büyüttüğüne ve yaprak çıkarttığına e, duacı olsak yeterli diye düşünüyorum şu an şimdilik e, çok fazla beklenti içine bence girmeyelim. Toprağım da iyi. Yok değiştirmeyin. Şu an değiştirmeyin. Asiye Hanım merhabalar. Nadir ucundan yakaladım bir canlı. Olsun. Canınız sağ olsun. Feride Dağdaş iki tane orkidan var ikisinde de dal var ama ben onları iki defa düşürdüm geri diktim birinde çok iyiydi kökleri düştükten sonra kötüledi ee, yumurta aşlama suyuyla köklerine takviye yapın beslenmesini ve e, direncinin toplamasına yardımcı olun. Işık çok önemli. Özellikle şu aylarda e, böyle camın dibine doğru yaklaştırın ama o yapraklar cama değmesin. E, dışarıdaki soğuk etkisiyle yapraklarınız e, donma yaşayabilir. İçerideki sıcaklık yapraklar e, kötüleşebilir. Aman ona dikkat edelim. Işık verdirelim derken böyle bir şey de olsun istemeyiz tabii ki. Bebek dal verdi. Nasıl ayırıp dikebilirim? Gövdeden mi daldan mı verdi? Şerife Tekelioğlu onu bilmiyorum. Onu da belirtirseniz Filiz Cengiz teşekkür ederim çok sağ olun hoş geldiniz. Ee, benim yine korkudem dal vermiş demiş. Tabii ki vere yani olduğu da olabiliyor. Bu tamamen işte bitkinin direnci ve e, sağlıklı oluşuyla alakalı. İlk kez sizin elinizde çiçeklenecektir bunlar. Hatice Hanım afiyet olsun, bereketli olsun, kolay gelsin. Bazen kaçırsam da enerjiniz harika demişsiniz. Teşekkür ederim. Daldan verdiyse e, bakın bende de var şu an daldan keyik vermiş. Geçenlerde e, bana sahiplendirildi bu bitki. Ayakta şu an duramıyor ama iki adet keyiksi var. Şöyle bakın e, şöyle bir ufak tefek netleşmiyor görüntü. E, köklerinin en az 3 adet kökü olması gerek ve o köklerinde 4-5 santim uzunluğunda olması gerekiyor. Bakın. Şu kökleri büyütüp uzatıp ancak o şekilde şuradan keserek keykimizi bu haliyle toprağa dikip bebek orkide olarak yetiştirebilirsiniz. Az önceki soruyu soran Şerife Hanım'dı sanırım. Evet başka sorularımız var mıdır? Varsa hemen alalım. Çok hmm, olmaz. Olmaz. Çocuğunuzun canı sağ olsun Nazire Hanım. Ne yapalım? Düşmüş. Artık yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz. Benim de canım sıkılıyor böyle durumlarda ama... ...yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Çocuk bu yani yapmıştır. Rabia Hanım merhabalar. Ben e, demiş orkidemde biraz önce yaprakta yapışık bir böcek buldum. Limonla sildim. Başka ne yapayım? Ay ben Instagram'da az önce e, hikayede paylaştım. E, umarım o tip bir böcek değildir. Limon kolonyası ile silebilirsiniz bakın. E, ya da onu püskürtebilirsiniz şöyle sprey şişesinde... Ve e, dikkat edin şu ara içeriye kapandı bitkiler ve havalandırmada sıkıntı yaşıyoruz. Sineklenme ve böceklenme ile çok sık karşılaşılabilir. Aman takip edin, dikkat edin lütfen. Orkideye sahip olmama rağmen keiki alamıyorum. İlla keiki alacaksınız diye bir şey yok ve keiki alması iyi bir şey değil. Bitkinin e, biliyorsunuz key2 sağlıklı orkideler de verir genellikle. Ama e, yani daha büyük olasılıkla genellikle bakımsız ve... E, ölüm riski olan, işte kendi öleceğini düşünerek strese giren bitkiler keiki verir. Yani çok da iyi bir şey değil aslında. Fide orkidelerim var. Onlara kök sağlamak için ayda bir NPK versem olur mu? Ayda bir olur ama e, şu an 10-52-10 verebilirsiniz varsa. Evet. Fatma Çamcı, Ayşe Atik Hanım demiş. Benim de öyle bir orkidem var. Tomucuk oldu. Sonra kurtaramadım. Evet, evet, evet. İşte yani bu büyük ihtimalle ya trips ya da onlu bit belirtilerinden bahsediyorsunuz. Erkek orkide nasıl bulanıyor? Baktım videolarınıza bulamadım. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben de bunu fark ettim şimdi. Erkek orkide budamadım. Benim birkaç tane erkek orkidem oldu. Ee, ama yani çiçeği geçtikten sonra onu da yine normal diğer budamalar gibi budayabilirsiniz. Evet. Yavru da verebilir. Gövdesini de bir kontrol edin. Merhabalar. Emel Hanım çok güzel orkidelerinizmiş. demiş. Sağlık olsun. Yenisine sağlık. Teşekkür ederim. Evet keyki alamıyorsunuz diye üzülmeyin. GS isimli arkadaşımız. Bu şekilde arkadaşlar. Başka sorumuz yoksa müsaadenizi istiyorum ben. Vazelin uygulamasıyla bir tane keykim oldu diyor. Bakın Hatice Kayacan. Bu mutlaka olacak diye bir şey yok. Ee, boğumdan ya dal ya keyki key şeklinde alabilirsiniz. Bunu mevcut videolarımda bulabilirsiniz zaten. Serap Hasan, orkidelerinizin çoğunda dış saksı var. Köklerinde ışık alması gerekmiyor mu? Yapraktan aldığı ışık yeterli oluyor mu? Ben de çok kararsızım. Bu tamamen sizin orkidelerinizi nasıl gözlemlediğinizle alakalı. Ben genellikle yazın böyle dış saksı kullanıyorum. Mesela bırakıp gitmem gerektiğinde. Ama şu an kış aylarına girmemize rağmen değiştirmedim. Yani biraz Saksılarıyla ile şu an bakımına devam ediyorum ama illaki koymanıza dış saksı kullanmanıza tabii ki de gerek yok. Yani devrilmelere karşı ve yani bana daha pratik geldiği için şu an çıkartmadım ama yazları mutlaka kullanıyorum. Çünkü bu kullandığımız saksılar dış saksılar köklerin seri tut, serin tutmaya yarıyor ve bu da orkidemiz için iyi bir şey, istediği bir şey. Çiçek açsın yeter demiş Kevser Hanım. Böyle Teşekkür ederim arkadaşlar hepinize katılımınız için. Ben çok teşekkür ederim. Ee, videomu izleyip beğendikten sonra yorum beğenmeyi yapınız. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Yine başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Takipte kalınız. Gülsün Hanım videomu kaydediyorum biliyorsunuz. Daha sonra e, tekrar izleyebilirsiniz. Şenur Hanım hiç de kısa olmadı. Lütfen 16 dakika olmuş. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.